Merhaba arkadaşlar. Buketle Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için fincanımı kapattım. İzleyen bütün arkadaşlarım adına da niyetlendim. Sizler kendi yüreğinizden geçirdiğiniz konuyla bağlantılı niyetlenin bakalım neler söyleyecek bize fincanımız. Hep birlikte dinleyelim diyorum. Tabii ki de herkese güzel bir hafta olsun. Harika bir başlangıçlarımız olsun bu hafta gönlümüzden geçirdiklerimiz tez vakitte olsun enerjisiyle. Bütün pozitif enerjinin arkadaşlar ben niyetlendim kolektif adına ee, tabii ki de uyanlar sizin olsun uymayanı evrene gönderin ve gönlünüzden geçirdiğiniz konunuza odaklanın diyorum. Neyse halim o çıksın falımızda diyelim ve neler söylüyor bakalım bu haftamız nasıl başlayacakmış. Hep birlikte birer göz atalım diyorum sizlere. Şimdi, e, arkadaşlar şöyle bir silik ya yollar ama yolun sonu tabii ki de bir hesaplaşma ile bitmiş. Üç yapraklı yonca gibi çıkmış ama parçalanmışsınız. Yani aslında eee siliksiniz, güçsüzsünüz, dermansızsınız bir şeylere. Nasıl net göstermiş şu iki kişiyi görüyor musunuz arkadaşlar böyle belirsizliğin içerisinde kafalar dışarıda kalmış gırtlağa kadar boş gırtlağa kadar sıkıntı yani tam da gırtlağa kadar dediğimizin görseli bu ee, bir uğraş var ayaklara ay, kapan kapılanlar olmuş ayaklara ee, ve biraz daha var. Ay Ağustos kadar devam edecek diyor. Şurası karışık olmakla beraber açılacaksınız. Tamam, gayet güzel aslında. Şimdi şunu söyler. Burası bir yol veriyor. Yol mesafe demek aranızdaki gidilesi bir yol, aldığınız bir karar ya da zaten mesafeli olduğunuz bir yerden gelecek bir haber, mücadele, İlişki kurduğunuz yani derdiniz, tasanız, gamınız, kederiniz ya da işte bu mücadele dediğiniz yer tamamen bu arkadaşlar önce onu söyleyeyim tamamen uğraşınız aslında mesafeli bir yerle diyor burası bana. Şimdi e, hesaplaşma görseli var ama bu hesaplaşmayı biz ne diyoruz? Gerek mahkeme ise gerek imza ise Gerek e, haksızlıksa arkadaşlar bu. E, böyle bir uğraşınız var burada. Şimdi bu e, beklediğiniz haberler ya da konuyla ilgili gelişmeler diyelim. Hani bir şekilde konuya bağlantılı beklentiler olarak çıkmış çünkü. E, çok muhatap bulamamışsınız. İlgili kişisi yok yani burada açıkçası. Şimdi... E, alacağınız kararlarda kararsızlık var. Dört yapraklı yonca hani hep biliriz şanstır, bolluktur, berekettir gibi hani pozitif bir düşünce düşünceye iter bizi buradaki işte dört yapraklı yonca. Sizde üç düşünsenize. Yani e, bir kısmetiniz var ama bu kısmet e, her şeyden önce yarım kalmış, e, e, tırtıklanmış yani bir hak alma, hakkınızın alınması durumuyla karşılaşmışsınız, şansınızı kaybetmişsiniz. Bunun için karamsarlığa bağlamışsınız diyebiliriz. Şurada bir kişiyi görüyoruz. Bir geçmişe bir geleceğe ama karamsarlık içerisinde. Şurada bir siz varsınız. Arkanızda silik bir insan yardım edemez görsellerinde. Bugündeki kişi muhatap olduğunuz ilişkideki konuyla alakalı olan ilişki. Buna sadece birlik beraberlik olarak demiyorum. Kimisi eşiyle kavgalıdır, kimisi ortağıyla, kimisi evladıyladır. Ama burada aranızdaki muhataplık tamamen ikinizin de güçsüz kalışı ve karamsar bakışıyla bağlantılı vermiş arkadaşlar. Karamsar diyorum gördüğünüz üzere gırtlağa kadar batmış olduğunuz noktadan bahsediyor. Şimdi önden giden bence burada sizsiniz. Sizin için ayaklarınıza kapanmış burada iki kişi görüyoruz. Arkada yardım etmek isteyenler var ama şu kadar güç bu kadar gırtlağa batmış bir alanda şu insanlar size yardımcı olamazlar arkadaşlar. Hayal kurmayın gerçekçi davranın dire, direnin aslında enerjisi. Dolayısıyla burada şunu söyleyebilirim size. Ağustos'un sonuna kadar devam edecek bir döngüden bahsediyor. Aşağıda insanların aile fertleri olarak vermiş. Yani ailenizden birileri olur. Size ufak ufak yardım etmek isteyecekler. Ya da dokunmak isteyecekler. Ya da işte bir şeyler anlatıyorlar. Ama e, büyük harflerle söylüyorum. Yetersiz. Sizin şu an derdinizin dermanı olabilecek kişi yine kendiniz yani biraz karamsar bakmak ve gerçekten bu anlamda e, bu karamsarlığı da yok etmek gerekecek diyor yani resmen. E, çünkü ne kadar karamsar bakarsınız kendinizi o kadar güçsüz hissedeceksiniz. Evet bir şeyle sınandığınız aşikar. Ama burada diren ya da silkelen enerjisi çok fazla söyleyeyim. Şimdi şöyle bir gerçek var ki önünüzde 3 kişinin olduğu bir konuşma yapacağınız, bir sürecinizin başlayacağı, bu, bu gırtlağa kadar kısmıyla alakalı yardımlarınızda ayaklanmak zorunda olduğunuzu söylüyor burası bana. Şimdi 1-2-3 kişi konuşacak olduğunuz süreçte var ayaklarınız zaten bir engele bağlı arkadaşlar. Yani yapabilecekleriniz evet sınırlı elbette ki ama bu kadar karamsar olarak da hiçbir şey yapamazsın enerjisi vermiş resmen. Ee, şöyle söylemek isterim her şeyden önce size. Ee, bir kere hayatınızda Eylül ayında başlatacağınız bir at nalı gibi görüyorum ama at geçmişe bakıyor yönü. Yani siz bu geçmişinizdeki konularla bağlantılı, bugünün mücadelesini verdiniz. Konularla bağlantılı. Eylül ayında birisine danışacaksınız. Birisi yardımcı olacak. Artık şey gibi düşünün. Atalet duygunuz artık kalkacak ortadan. Bir şey yapmak zor gelir. Üşenirsiniz. isteksiz olursunuz. Enerjisiz olursunuz ya. İşte burada aslında ee, tam olarak bunun üstesinden gelecek olduğunuzu göstermiş. Biriyle konuşmanız var. Bu bir kısmet üzerine iş başvurunuz olur. üniversite sınavınızı geçersiniz. Okullar açılır işte yerleşme gerçekleşir, atanmanız olur. Bunun adına siz karar verin. İşte hmm, hani birisiyle gelen bir ödeme, miras, borç, alacak, verecek e, ilişkilerinizde bir kişi size yardım edecek. Siz net birileriyle konuşacaksınız. Kısmetinizin bugününüzden başlatıldığının enerjisini almaktayım. Geçmişte kalan e, ya da geleceği taşıdığınız aslında hala netlik kazandırmadığınız o konularınızla alakalı e, kesinlikle Eylül ilk haftası hatta 10 gün Eylül'de ilk ayın 10'una kadarki süreciniz müthiş mücadeleci geçecek konuşmalarınız birden fazla. Bir onunla konuşuyorsunuz. Arkanızı dönüp daha sonra sanki onun teyidini aları gibi. Etrafınızda iş insanlar olacak. E yardım edeniniz var en azından. Şimdi bu gırtlağa kadar olan kişiyle alakalı da kafa kafaya verdiğinizi gördüğüm için anladığım kadarıyla karşı tarafta birileriyle konuşarak yardım almak ya da ne yaparız diye bir destek beklentisi çağrısı hatta destek çağrısını giriyor arkadaşlar. Eylül ayının 15'inden sonra bir şey yapacaksınız. İnsanlar böyle şoka girmiş bakıyorlar. Ses getireceksiniz. Nam salacaksınız. İşte bir şekilde kendinizi girdiniz iş yerinize kanıtlayacaksınız. Müdürlük teklifi geldi. İşte girdiniz başladınız. O müdürlüğü siz arkadaşlar üstesinden geleceksiniz. Ses getirerek maşallah bu neymiş deyip kendi başarınızdan konuş tutturarak. bakın Eylül'ün ikinci haftasından sonra yapacaklarınız insanlar tarafından Konuşulacak diyor, konuşulacak. Yani bariz derecede bir başarı ya da kendini kanıtlama ya da işte neyse sizin için ses getireceksiniz arkadaşlar. Bunu net görmekteyim. Bunun da pozitif olduğunu biliriz. Eylül ayında, Eylül'ün bitimiyle bir yere çıkmışsınız az önceki gördüm ayakları bağlı olan kişinin bu sizsiniz gayet net bir şekilde sıkıntılarının arındığı yine ayakları iki kişiye bağlı olarak çıkmış yani bakmakla mükellef olduğunuz iki kişi olabilir hali hazırdaki azalmış ama borcunuzla alakalı derdinizle alakalı olabilir o ayaklarınız iki tane insana daha çok bağlıymış gibi sevdiğiniz iki insan aile fertleri bilemedim onlara olan bağlılığınız devam etmekte kafanızda zaten böyle e, sanki şey gibi Nuh'un gemisi gibi böyle bir şeyi e, kurgulamışsınız. O kurguladığınız da gerçekleştirmiş. Sanki aman onları koruyayım der gibi çıkmışsınız. Kafanızdaki planı kurduğunuz iradeyle, hani yapmış olduğunuz planı, kurduğunuz planı iradenizle o devamlılığını sağlıyorsunuz. Net. Devamlılığını sağladığınızı görmekteyim arkadaşlar. El tokalaşacaksınız. Hatta ikilem yaşadığınız bir konuda bir el tokalaşma hali var. Ekim ayında bazı anlaşmalar yapılacak. Bazı barışmalar olur. Geri adımlar olur. Bugününüzün sıkıntısı dediğiniz noktalarda el tokalaşma var. Bir anlaşma görüyorum. Yani bayağı ev almak gibi, araba almak gibi. Aldın mı aldın, sattın. Verdin verdin. Bir şey hali var orada arkadaşlar. Netleştirme. Yani çalıştım çıktım aldım imzaladım vermiştim almıştım bir şey var orada sizin netleştirmenizi sağlayan çok net hem de bu oldukça net güzel gözyaşlarınız var ya Ekim ayı itibariyle insanların ya bırakın konuşsunlar diyorum ya hani ben bazen böyle ya niye bu insanlar çok konuşuyorlar deriz hani neden acaba beni konuşacak ee, ne yapıyorum nazarımı al nazar diyelim ona olur mu çok konuşulma hali var çünkü. Nazar var çünkü. Ee, i̇nsanlar sizin Ne güzel geri çekildi. Şu pozisyonda. Şurada sinsi bir şeytan yüzü gibi görüyorum. Hanenizin zaten gözleri nazarlı olarak vermiş. Ee, bakın yükünüzün altında bir kişiyle karşı konuşuyorsunuz. Karşınızdaki insana bakın ne kadar bir girdabın içerisinde. Sizin kadar güçlü, kudretli değil. Yani karşınızda sizin kadar dedim ya e, siz bir şey getireceksiniz ses. Sizin kadar iradeli ya da kararlı değil. Evet şu an gerçekten biraz depresyonda ya da karamsarmışsınız gibi çıkmış. Ama aldığınız kararları uygulayacak ene. Hani diyorum ya işte yürüyüşe çıkmaya mecaliniz yok ama spor yapmak istiyorsunuz gibi. İşte o atalet duygunuzun artık sonlarına gelmişsiniz. Eylül itibariyle güzel başlangıçlar olacak. E, ve bu başlangıçların ilk 15 günü en azından mücadelenizin sonunu alırsınız. Son 15 gün zaten net bir şekilde artık daha ayakları yere basar görünmektesiniz. kimde bir anlaşma var. Burada e, işte her şey olabilir. Kiranız, evden çıkanlar yeni bir kir, evle anlaşır. işte bir şey uzlaşma yani sıkıntılı bir sürecin sonlanması olarak vermiş orası. E, dolayısıyla arkadaşlar sizin burada e, netleştireceğiniz şey şu. Ben e, bunu yapıyorum ve artık oh be dedim. Dediğiniz zaman dilimi daha çok ekim gibi görünmekte açıkçası. Ha ne var? İş hayatınızda bir kalas gibi küp yani sanki şey gibi çıkmış orada. Kalas dedim bayağı kütük. Bayağı ağaç kütüğü var. Yani önünüzün engellendiğini düşündüğünüz bir ağaç kalası çıkmış. o ağaç kalasıyla alakalı da şey hali var. Bunun nasıl aşarım kaygısını kasımda yaşıyorsunuz ama sonrasında büyük bir iş anlaşması olarak vermiş. işinizin halletmiş olduğunuz o, o yükü ya da o engeli aşmış olduğunuzu söylüyor aslında. Evet o engel aşılır arkadaşlar. Sizce o engel neyse. O, rahat aştığınızı görüyorum hatta. Şimdi bunun dışında bir kere şöyle bir gerçek var ki ee, Nazar demeyeceğim ama çok dedikodunuzu yapıyorlar ya. Yani siz Özellikle bu e, kış gibi sanki daha çokmuş gibi yani. Sanki sizin hayatınızda e, böyle konuşulacak insanların sizi konuşacağı bir e, döngü var. İşte bunun için ne yapmak lazım? E, Ağzınız açık. Yani bilmesinler sizinle ilgili her detayı. İlişki kısmında da çünkü şey gördüm de hani yani ne durumdaysanız artık hayatınızda. Böyle herkes biliyormuş gibi özel hayatınızı. Anlatmayın. Yani bayağı burada anlatmayın enerjisi alıyorum. O kadar diyeyim size. Kavganızı anlatmayın. Güzelliklerinizi anlatmayın. Gelirinizi anlatmayın. İşte kendinizi anlatmayın ya burada. Bırakın onlar anlatsın. Siz dinleyin yani. Sizden yok hani bazılarının üç yapraklı yonca tırtıklanmış bir şans enerjisi resmen onun gibi düşünebilirsiniz anlatmayın anlattığınız zaman sizin enerjiniz düşüyor bilmesinler gerçekten çünkü buradaki iki kişi var birisi çok böyle hazin hüzünlü gibi çıkmış önden önden gidiyor arkadan da gelen biri var hani benim gördüğüm birileri var ama yani bir ilişki halindesiniz ama evliyseniz de sanki bir şeyler acaba alarınız var bekarsanız da Hayatınıza giren kişiyle araca bağlarınız var. Burada bir acaba var. Yani o sebepten dolayı da benim size enerji sahne hani tavsiyem. Enerjinizi anlatmayın. En güzeli o. Tabii ki de sadece görebildim, anlattım. E, güzel şeyler yaşayın çok isterim. Herkesin yaşamasını çok isteyen biriyim. Dolayısıyla arkadaşlar... Burada pozitif enerjiniz için hepinize çok çok teşekkür etmek istiyorum. En başı o aslında. E Çünkü... Ben aslında sizlerden aldığım enerjiyle yoluma devam edebiliyorum. Benim enerji kaynağım sizlersiniz. Benim için çok çok kıymetli burası. Kendi derdim olmuyor mu? İşte ne derim ben hep herkesin derdi mutlaka var. Kimse kimsenin derdini küçümseyemez. Zaten kendi hayatımdaki çıkarımlar sonucunda kendi hayatımda uyguladıklarımı size tavsiye ediyorum. Yoksa haşa akıl vermek. Böyle bir şey kimsenin yapmasına da müsaade etmeyin. Zaten çok kıymetlisiniz. Bu dünyadaki tekil, tek varlıksınız. Sizden bir tane daha yok. Evet hayat çok zorluyor. Çok sıkıntılarla maruz kalıyoruz. Üzülüyoruz, yıpranıyoruz ama e, hepsinin geçecek olduğunu düşünmeliyiz. Neden? Çünkü daha önce de geçti. Yani aslında kendinizi aslanım benim, kendim, canım kendim. Neleri aştın? Bu da aşacak. Bu da geçecek. Motivasyonu burada çok önemli. Size birileri bunu yapmıştır. Beddua etmek sizin hiçbir yararınıza değil. Karşı tarafa da zarar verir. O zaman neye yine negatif bir şey yapasın? Pozitif olursan ne kazanırsın? Dene bakalım neler kazanacaksın. Pozitif çağıracaksın. Daha pozitif düşüneceksin. Kendini daha güçlü göreceksin. Bunlar senin ayakta kalmanı sağlayacak. O yüzden diyorum umudunu yitirmemelisin. Bir kapı kapanmış olabilir ama bir fırsat mutlaka çıkacaktır karşına. Bunu sadece yarınlarımız bize gösterecek. Yani o yüzden de yan sabır arkadaşlar. Sağlığın yerindeyse geri kalanı halledersin. Kendine diyeceğin en yapacağın en büyük iyilik bu olur. O yüzden arkadaşlar lütfen sizler ne kadar güçlü olduğunuzu kendinize hatırlatın. Geçecek bu dedikleriniz bu süreçleriniz de elbette ki. Ee, umutsuz olmak hiçbir zaman bize bir şey katmaz. O zaman pozitif kalabilelim. İşte bunu da birbirimize sığınarak yapalım. Ben vesile oluyorsam ne mutlu bana. Siz bana oluyorsunuz çok teşekkür ederim. Gibi bir düşünceye sahibim burada. Güzellikler sizin olsun. En büyük zenginliğimiz sağlık. En ufak bir eksikliğini gördüğümüzde anlıyoruz. Sağlığın ne kadar önemli olduğunu. Bugüne hayıflandığımız şeyler anlamsız kalıyor. Anlamını getiriyor. O yüzden çok şükür bugünümüze diyorum. Bir sonraki açılıma kadar başta. Sağlıkla kalın. Hepiniz hoşça kalın arkadaşlar.